لا من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال الويل لبني إسرائيل إنه حرم عليهم الشحم فيضطرونه ثم يبيعونه ثم يأكلون ثمنه فكذلك ثمن الخمر عليكم حرام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalar rıdvanullahi teala aleyh mecmainin bil cümle ahirete ithar eden mümünat hasatan eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız müşahabenlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. El-veylü li-beni İsrail. Beni İsrail'e, Musa aleyhisselamın kavmine, Yahudilere veyl olsun. Yazıklar olsun. Helak olsunlar. Veya cehennemde veyl vadisi, dağı, deresi onlara olsun. Veyahut da cehennem ehlinin irinlerini onlar içsinler. Yazıklar olsun onlara. Bu suçlulara, suçlu kimselere yapılan bir tehdittir. Libeni İsrail, Beni İsrail'e, Musa Aleyhisselam'ın kavmine. Neden? Efendimiz onu şöyle açıklıyor. İnnehu hurrime aleyhimüşşahm. Onlara iç yağı haram kılınmıştı. Feyutırrûnehu. Onlar o iç yağını ثُمَّ يَبِعُونَهُ ثُمَّ يَأْكُلُونَ سَمَنَهُ Allah'ın yasağını deldiler. Güya Allah'ı aldattılar. Allah'a karşı hile kurdular. Doğrudan doğruya hayvanların yağını yemediler. Bunu sattılar. Sattıkları parasını yediler. Böylece Allah'ın yasağını delmedik dediler. Efendim, Beni İsrail, Cenab-ı Hak tarafından lanetlenmiş bir kavim. Kur'an'a göre konuşuyoruz. Duribet aleyhimü zilletü ve meskene. Şerefsizlik damgası onlara vurulmuştur diye Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celiler var. Çünkü Beni İsrail, peygamberleri öldürdüler. Mesela Yahya aleyhisselamı öldürdüler. Zekeriya aleyhisselam'ı öldürdüler. Yahya aleyhisselam İncil geldiği için İsa aleyhisselam teyze oğludur. İncil geldiği için Tevrat'ın hükümleri yürürlükten kaldırılmıştı. İncil'e göre hüküm veriyordu. Yakın akraba evliliğine izin vermedi. Yahudiler de iki Yahudi aile de birbirine çok yakın evlenmesi mümkün olmayan mal başkasına gitmesin diye, onlar için mal her şeyden, para her şeyden önemli, gitmesin, servet bölünmesin diye evleneceğiz dediler. Yahya aleyhisselam da evlenemezsiniz dedi. Şimdi İncil var, İncil'e göre yakın akraba evlenemez. Kur'an-ı Kerim'e göre de evlenemez. Krala şikayet ettiler. Zamanın kralı Yahya aleyhisselam bu nikahı kıyacaksın dedi. O da kıyamam dedi.
Allah'ın emrine aykırı. Onun üzerine öldürdüler Yahya Aleyhisselam'ı. Gencecikken, bekarken, daha evlenmemişken. Keza Zekeriya Aleyhisselam'ı bir çınar ağacının içine, çınar ağacının şimdi Eyüp Sultan'da da vardır, caminin önünde Eyüp Hazretlerinin yıkandığı yerde kurulmuş, dikilmiştir o çınar ağacı. Ebu Eyyub'ül Ensari Emeviler döneminde İstanbul'un fethine gelmişti. Orada kaldı, vefat etti. Beni dedi, surların dibine gömün dedi. Çünkü Peygamberimiz düşmana en yakın yerde çarpışan ve gömülen en afdal mücahittir buyuruyor. Ben de onlardan olmak isterim dedi. Bunun üzerine dört kişi onu sala koydular. Surların dibine götürmek üzere onu götürürlerken ok yağmuruna tuttular Bizanslılar. Onlar o taputun altından tutuyorlardı. Durun dedi imparator. Dört kişi alt tarafı. Nedir? Dertler nedir? Bir öğrenelim. Gelince sordu. Onlar dediler ki bu bizim peygamberimizin dostudur. Medine-i Münevvere geldiğinde ilk defa bunun evinde kaldı. Misafir oldu. Vefat ederken de vasiyet etti. Beni surların dibine koyun, gömün dedi. Biz de onun vasiyetini yerine getiriyoruz dediler. Siz ne kadar akılsız adamlarsınız dedi. Şimdi bu topraklar benim dedi. Siz defolup gideceksiniz. Siz gittikten sonra ben bunu dedi ne yaparsam yaparım. Atarım buradan dedi. Burada kuşa yem yaparım. Biz dediler onu bilmeyiz. Ama biz onun vasiyetini yapmakla yükümlüyüz. Ama döndüler, gömdüler. Ondan sonra da geldiler dediler ki İslam ordusunun komutanına böyle böyle söylüyor. Hemen iki ulak gönderdi İslam ordusu komutanı. Bu peygamberin dostuna eğer bir hakaret yaparsan, ona bir horlayıcı muamelede bulunursan, kabrini açmak ve kurda kuşa yem etmek gibi, memleketimde olan bütün Hristiyanları işkenceyle öldürürüm dedi. Bunun üzerine hemen imparator dedi ki, kesinlikle öldürmeyeceğim, bir şey yapmayacağım, hatta türbe yaptıracağım dedi. Ebu Eyyub'ül Ensari Hazretlerine ilk yapılan türbe Bizans İmparatoru tarafından yapılmıştır bu sebeple. İşte İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine nasip olunca Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin yanında Akşemseddin Hazretleri var. Göynüklü. Göynük'te yatıyor şimdi. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından birisi. Birisi de Molla Hüsra, Molla Gürani. Ona dedi ki bunun kabrini bulacaksın. Evet. O da kerametiyle buldu. Kazdırlar o imparatorun, tabii aradan yüzyıllar geçti. İmparatorun yaptığı kabir taşları çıktı. Burada dedi. Şimdiki çınar ağacının dibinde Fatih de evliya adam orada durmuş. Oradan demiş bul diye. Orada durduğu yerde yıkandığı yerde o da onu biliyor dedi. Böyle söyledi. Evet Ebu Eyyub'ül Ensari Hazretleri böyle bir şeyi var. Şimdi Yahya kesildi. Şeysi burada Topkapı Müzesi'nde onun kolu var. Ziyaret edebilirsiniz. Zekeriya Aleyhisselam da çınar ağacının işte oradaki çınardan buraya geldik. Çınarın içi boştur. Yaşlı bir çınardır o. Öyle bir çınarın içine saklandı Yahudilerden ama Yahudiler bunu gördüler. Çok sinsi insanlar. Sanki çınarı kesiyormuş gibi çınarı kestiler, bıçtılar. Zekeriya Aleyhisselam of demedi hiç. La ilahe illallah derken belinin ortasından bıçtılar. Ayrıca İsa Aleyhisselam'ı da öldürmek için teşebbüse geçtiler ama Allah Celle Celaluhu o öldürmek isteyen Yahudilere haber veren, yanına gelen kimselerden, hiyanet eden,
Yahuda'yı İsa Aleyhisselam kılığına soktu. İsa Aleyhisselam'ı göğe çekti. İsa Aleyhisselam'la Miraç'ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buluştular, konuştular. İsa Aleyhisselam aynı zamanda tekrar inecek. Kıyametin büyük alametlerinden birisidir. Kıyamete yakın İsa Aleyhisselam inecek. Şam'daki Beyaz Minare'ye inecek. Oradan da o zaman zaten Mehdi Aleyhisselam çıkmış olacak. Deccal çıkmış olacak. Mehdi ile Deccal'ın savaşırken yanına gelip Mehdi'yi destekleyecek. Evet, Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın öldürülmediği kesindir. وَمَا قَتَلُوهُ yakinen, kesin olarak onu öldürmediler. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَوْمُ. Bunlar Kur'an ayetidir. 1936'da Meclis kararıyla basılan resmi tefsir, Hak Dini Kur'an Dili'nin ilgili ayetin tefsirine bakabilirsiniz. Çok güzel tefsirdir. Orada da bu benim söylediğim bilgileri bulacaksın. Kesin olarak öldürme. Hani bazıları şimdi insan o zamandan bu zamana yaşar mı filan diyorlar. Çünkü onlar mucizeye inanmıyorlar. Peygamberimizin Miraç mucizesine inanmıyorlar. Bunlar hem ilahiyat profesörü maalesef, zamane hocası. İsa Aleyhisselam öldürmek istediler, öldüremediler. İsa Aleyhisselam'ın haber veren kimseyi çarmıha gerdiler onun kılığında olduğu için. Şimdi ona tapınıyorlar. Salip deniyor biliyorsunuz ona. Artı işareti, bacağı uzun artı işareti. Ona tapınıyorlar. Evet, peygamberleri öldürmelerinden dolayı Allah onlara lanet etti. Şerefsiz damgası vurdu. Bu birinci suçları. İkincisi, çok zulmettiler. Para uğruna, mal uğruna, fakir fukaraya, insanların düşkünlerine çok zulmettiler. Para için her şeyi yaptılar. Tefecilik yaptılar, faizcilik yaptılar. Bu zavallı insanlara çok yüksek rakamlar, faizler ile tefecilik yaptılar. Haramı helal saydılar. Haramı helal saydılar. Sonra hakikati inkar ettiler. Allah-u Teala'yı nankörlüğü ettiler. Allah'ın eli bağlı, biz ondan zenginiz dediler. Kur'an-ı Kerim'de var, bu söylediğim ayetler var. Onun eli bağlı. Yani Allah Yahudilere az veriyormuş da filan. Kur'an-ı Kerim'de bunun cevabı var. Tefsire bakabilirsiniz. Sonra büyücülük yaptılar. Büyücülük onlardan gelmedir. Süleyman Aleyhisselam'a da büyücü dediler. Süleyman Aleyhisselam'a yardım için, büyücülüğü bozdurmak için Allah Kur'an-ı Kerim'de var. Harut, Marut diye iki melek gönderdi. Büyüleri bozmak için. Büyü yapmak haramdır. Şirkle birdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre büyü yapanın cenaze namazı kılınmaz. Büyü yaptıranla büyücüyü tasdik eden de aynı vebaldedir. Ehl-i sünnet inancı böyledir. Sakın böyle kimselere gitmeyin. Sakın böyle kimselere gitmeyin. Evet, işte şeyi Zekeriya Aleyhisselam Allah'ın oğlu filan dediler. Öyle şeyler de var. Son derece zalim, paraya tapan Allah'a karşı dediler ki bir Allah'ın beni İsrail demek, İsrail'in oğulları demek. Biz Allah'ın sevgilileriyiz, yarı ilahıyız. Kur'an-ı Kerim'de bunlar hepsi var. Öyleyse diyor ölümünüzü isteseniz de madem Allah'ın sevgiliyseniz, benim sevgilimseniz ölün de göreyim diyor Allah. Öyle ayet-i celle var. Öyle dediler yani. Cumartesi günü yasağı koydu Allah onlara. Ama cumartesi yasağını da deldiler. Balık yemeyeceksiniz dedi. Onun yasağı da deldiler. Denizden balık avlamayacaksınız dedi Allah onlara. Denizin kenarına havuz yaptılar, kazdılar. Oradan kanal açtılar o havuza. Denizin suyunu oraya doldurdular. O suyla beraber balıklar da geldi oraya. Ondan sonra kapattılar kanalı. O şeyin
doldurdukları deniz suyunun balıklarını yediler. Biz dediler denizden yemiyoruz. Yani sonra mesela Allah onlara büyük iyilikler yaptı. Firavundan kaçtıktan sonra 40 yıl çöllerde dolaştılar. Çöllerde dolaşmasının sebebi, bak Allah size dedi, bir kere Firavundan kurtulduktan sonra Tur Dağı'na çıktı Musa Aleyhisselam. Onların nasıl bir millet olduğunu bildiği için Harun Aleyhisselam'ı bunlara iyi dikkat et dedi. Sahip çık bunlara, ben dedi Allah'a vaadim var. Tur Dağı'na çıkacağım. İşte Tur Dağı'na çıktığında on emir diyorsunuz siz. İşte onlar o zaman nazil oldu. Halen orada var. Ben de gittim oraya. Dönünceye kadar para, altın, bunların her şeyi. Mısır'da yaşıyorlardı. Mısır'dan kurtardı. Denizi 13 kanala böldü Allah. Onları kurtarmak için Musa Aleyhisselam'la asasını vurdu. Deniz 13 yola ayrıldı. Bu nimeti ermelerine rağmen o gelinceye kadar herkesin dediği, gözle gördüğü bir tanrıları var dediler. Samiri, Kur'an'da geçiyor. Samiri adında bir kuyumcu kadınların bileziklerini, altınlarını topladı, eritti. Buzağı heykeli yaptı. Öyle bir yaptı ki rüzgar estikçe şey gibi, dana gibi böğürüyormuş. Kur'an-ı Kerim'de var. İşte dedi, bizim tanrımız bu. Görülmeyen tanrı olur mu? İşte gözümüz önünde. Mısırlıların da bir Ra diye bir öküz tanrıları vardı canlı. Ona şey ettiler. Musa Aleyhisselam dönüp gelince Harun Aleyhisselam sakalından kızdı onların bu haline. Niye engel olmadın? Bunları niye göz yumdun? Tek eliyle sakalına tuttu, kaldırdı. O kadar güçlü bir peygamber. Kur'an-ı Kerim'de var. Yebne ümme, la te'huz bilihyeti. Anamın oğlu, canımı yakıyorsun, canımı acıtıyorsun diye yalvardı ona. Böyle kaldırdı tek eliyle. Harun Aleyhisselam, güçlü koca adamı. Ben sözümü dinlemediler. Ne yaptıysam engel olamadım. Ondan sonra Musa Aleyhisselam beddua etti Samiri'ye. Samiri dağlarda mağarada yalnızca öldü gitti. Onlar da işin ciddiyetini öğrendiler. Tövbe ettiler. Tövbelerini kabul et dedi Musa Aleyhisselam. Kabul etti. Ondan sonra Kudüs'e girin. Gireceğiz dedi. Kudüs, Beni İsrail'in, Musa Aleyhisselam, diğer peygamberlerin merkezi, vahiy inen bir yer. Kabe'den evvel orası, bütün peygamberlerin makarı, oturduğu yer. Yalnız dedi, bak Allah size böyle iyilikler yaptı. Kapılardan girerlerken Kudüs'ün kale kapıları var. Eğileceksiniz dedi. Evet, hıtta, günahlarımızı affet diye eğileceksiniz, öyle gireceksiniz dedi. Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Onlar hıtta yerine hınta dediler. Hınta buğday demek. Yani Allah sizi affedecek, istediğinizi verecek dedi Musa Aleyhisselam. Onlar hıtta diyeceğine, günahlarının affını isteyeceğine hınta dediler. Bize buğday var, kırmızı buğday. Yani böyle Allah'ı kandırmaya çalıştılar. Allah onlara çok gazap etti. 40 yıl sonra mesela şeye girerken, Kudüs'e girecekleri zaman kocaman bir orada başka insanlar var. Biz dediler onlarla savaşamayız. Sen git, sen kendin savaş dediler. Sözlerinde durmadılar. 40 yıl çölde dolaştırdı Allah onları. Musa Aleyhisselam susadık dediler. Şey, su fışkırttı kayalardan. Ondan sonra bıldırcın eti verdi Allah onlara. Musa Aleyhisselam dua etti. Bıldırcın eti verdi. Yani bıldırcın eti en kıymetli et, kebap halinde. Dediler ki biz dediler bıldırcın etten bıktık. Soğan sarımsak yiyeceğiz, mercimek yiyeceğiz dediler. Böyle nankör bir millet. Şımarıyor, şımarınca da Allah'a karşı geliyor. İşte bu gibi şeylerden dolayı Allah onlara duribet aleyhim zilleti ve meskene. Şerefsizlik damgası onlara vuruldu. Mel'un millettir. Halen Kur'an-ı Kerim'de bunlar, bu bilgiler var. O resmi tefsire bakabilirsiniz. Vay onlara, iç yağını işte bir yasakları da, yani bu yasaya uyarsanız gazap etmeyeceğim.
yasağı böyle deldiler yine. İç yağını yemediler ama sattılar, parasını yediler. Halbuki Allah hiçbirine faydalanmamalarını emrediyordu. Bunu yasağı da deldiler. Allah böyle sebeplerden dolayı gazaba getirdiler ve lanetlendiler. Lanetlendiler. Şimdi nasıl Beni İsrail'e iç yağı haramsa diyor. Ve kezalike semenul hamru aleyküm ey ümmeti Muhammed. Size de şarap haramdır. Şarap içmek, şarabı satmak, şarap parasını, içki parasını, şarap Kur'an-ı Kerim'de hamır geçiyor. Rakı yok, vodka yok, viski yok. Öyleyse bunlar helal mı? Hayır. İslam dininde kaynak üçtür. Kur'an, sünnet, hadis, icma, sahabenin alimlerin icma, kıyas. Müçtehit denilen alimlerin Kur'an-ı Kerim'in benzer hükümler çıkarmaları. Kıyamete kadar yaşayacak İslam dini. Zamanın gelişmelerine göre böylece problemleri çözecekler, müminlerin çözecekleri. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Allah hamrı neye yasak etti? İlletini araştırıyor. Çünkü şarap içtin mi insanın insanlığı kalmıyor. İnsanın insanlığı aklıyladır. Akıl gidiyor. Kültürlü profesör, makam sahibi herif saçma sapan şeyler söylüyor. Akıl gidiyor çünkü. Aklı gideriyor. Örtüyor. Hımar, marma, mahreme Anadolu'da örtü demektir. Buradan gelir. Aklı örttüğü için. Ha diyor o zaman bu rakıda daha çok, vodkada daha çok. Aklı örtmesi, insanı sarhoşluk vermesi. Daha çok zaten Peygamberimiz de sarhoşluk veren şey haramdır diye hadis-i şerifleri var. O illetten, illet birliğinden dolayı şaraba kıyasen rakı da haramdır, vodka da haramdır, viski de haramdır. Hulaka içkiler haramdır. Sarhoş eden şeylerin hepsi haramdır. İşte size diyor Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Beni İsrail'e iç yağı haram, yemesi haram, ücreti, parası haramsa size de hamur, semenül, kezelke semenül hamur, şarap, içki parası, bedeli aleyküm haramın haramdır ey ümmeti Muhammed. Binaenaleyh bir Müslüman içki ticareti yapamaz. Yaparsa karşılıksız para almış olur. Çünkü şarap, içki İslam dinine göre mal değildir. Değerli mal değildir. Mal olmadan para almış oluyor. Karşılıksız para almış oluyor. Haramdır. Haramdır. Ancak bir Müslüman içkiyi Fransızlara, İngilizlere, Almanlara satabilir. Çünkü onların papazları da içiyor. Ben bizzat Fransa'da bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Gezerken bir baktık, papaz çok içmiş kilisede. Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Çocuklar da peşine takılmış, parmaklarıyla dürtüyorlar onu. Böyle, bu kim ya dedim, bu dedi kilise papazı. Fazla kaçırmış içkiyi. Bulut gibi sarhoştu, bunu gözümle gördüm. Halen de içiyorlar. Başları da içiyor, hepsi içiyorlar. Evet, onların usulünde bu şey olduğu için, alınıp satıldığı mal sayıldığı için bir Müslüman onları ihraç edebilir. İhraç edebilir ama Müslüman memleketinde onlara satamaz. Onların memleketinde Fransa'ya ihraç edebilir. Onun parasını yiyebilir. Evet. Ama Müslüman memleketinde onlara da satamaz. Bizimkiler orada da bizim Müslümanlara hiç satamaz. Böyle bir şeylik var. Evet. Evet, Allah Celle Celaluhu onlara iç yağını haram kılmış denemek için sığır, koyun iç yağı, bağırsakların, işkemberin üzerinde hani böyle olur ya örter, böbrek yatağındaki yağları haram kılmış. Onlar da böyle Allah'ı büyüye aldatmışlar, satmışlar, parasını yemişler. Evet.
Kur'an-ı Kerim'de bu var. Size de diyor şarap parası. Şarap parası haram. Şimdi biz dini açıdan sizleri kardeşlik görevimizi yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri size açıklamaya çalışıyoruz. Namazında, niyazında bakkallık yapıyor adam. Aslında devlette zaten içki satmayı özel izne bağlamış. Onu herkes bayi mi diyorsunuz, ne diyorsunuz siz? Onca oralarda satabilir. Ama bana söyledikleri mazeret, bunu satmazsak aç kalacağız. Kimse gelmiyor. İçki satan yeri gidiyorlar. Gidiyorlar. Onu kaçak satıyor bakkallar. Kaçak yere saklıyor. Sattığı zaman da bir gazeteye duruyor. Görülmesin diye. Çünkü yasak. Orası bir şey, içki satan yer değil. İzinli şey değil. Maalesef şimdi dini açıdan helal kazancına haram katıyor. Haram katıyor. Haramla karışık. Çoluk çocuğunu yedirince de sonra benim oğlan bana isyan ediyor. Benim kızım benim sözüne geliyor. Ya yapalım sen haram yedirince böyle olur. Sonra da benden dua istiyor. Böyle çok var da bunu arz etmek istedim. Haramdır. Satması haramdır. Parasını yemesi haramdır. Kafirlere hariç, gavur memleketine ihraç hariç. Aynı Türkiye'de mesela Müslüman memleketidir. Müslümanlar çoğunluktadır. Burada satamazlar ve haramdır dinen bizden söylemesi. Tabii uyup uymamak sizlere ait. Dinimizde resmi tefsirde bu söylediklerim vardır. 1936 meclis kararıyla basılmış Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mealde Türkçe Tefsir. Oraya bakabilirsiniz. Evet, hatta biraz daha genişletelim. Yapan, taşıyan, hani şarap yapıyor. Burada satacak. O da lanetlidir. Taşıyan da lanetlidir. Bir kamyon tır şarap götürüyor. Parası caiz değil. Caiz değil. Evet. Mecliste içmiyor, dağıtıyor. Görevli mesela bir yerde. Hep saymış Peygamberimiz. Yapan, taşıyan, gidip dağıtan, içiren. Evet, herkesi saymış, lanet etmiş Peygamberimiz. Caiz değil, ben de size aktarıyorum. Hadis-i şerifi Tabarani, Abdullah ibn Ömer'den nakletmiş. Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Alim sahabi, fakih sahabi. Evvelce İslam'da içki yasak değildi. Şarap yasak değildi. Araplar da çok içki içiyorlardı. Müslüman olan sahabilerin evlerinde fıçıyla yıllanmış şaraplar vardı. Buna büyük sahabiler de dahil. Bir akşam yemeğinde Hazreti Osman davet etmiş. Çok içmişler. Herkes birbirine kavga etmiş. Güle güle oturuyorlar. Böyle küfrederek ayrılıyorlar. Çünkü akıl gidiyor. Hazreti Ömer demiş ki ya Resulallah şu şey lanet şey kötü bir şey demiş. Buna hakkında bizden Allah'tan bir hüküm iste. Evet. Öyle mi? Bunun üzerine hemen ayet nazım. İnnemel hamru vel meysir vel ezlem risçün min ameli şeytan. Hazreti Ömer'in bu talebi üzerine içki, şarap, kumar, falokları, evet falcılık, şeytanın murdar işinden bir iştir. Feşteni büyü derhal vazgeçin. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Evvelce Hazreti Ömer içiyordu. Sahabiler içiyordu. Böyle olunca evlerinde de şarabın yıllanmışı kıymetli olurmuş. Bize de Azerbaycan'a gittiğimizde bize iyilik yap çıkıyor ev sahibi. Şarap sundu. Biz yemeyince çok kıymetli dedi. Yıllardan beri bekletiyorum filan dedi. Biz de haram. Niye haram olsun ya dedi. Unutmuşlar. 7'den 70'e Azerbaycanlılar sarhoş. Hem de Ermenilere savaşırken. Biz bunsuz duramayız. Sarhoş adam savaşı kazanır mı? Ondan sonra ağırlıyorlar. Sarhoş çıkıyor meydana. Ermeni de onu vuruyor. Ondan sonra başına ağıtlar yakıyorlar. Bunları gördük yani.
Bir tanesine dedim, ben baktım yüzü azıcık ışılıyor, namaz geliyor mu? Cuma'dan cumaya dedi. Bütün sokaklar, lokantalar içki. Evlerde be ikram. Lokantalarda su bulamıyorsunuz. Hep içki. Dedim yahu, hiç olmaz şu gavuru Ermeni'yi memleketinizden Karabağ'ı işgal etmiş. Biz uzman gitmiştik. Hiç önce atıncaya kadar içmeyin de dedim. Uyanık savaşın. Biz bunsuz edemeyiz dedi. 7'den 70'e. Rusların siyaseti böyle. Bir kere Kırgız Türk değilim diyor. Özbek Türk değilim diyor. Birbirlerine dillerini ayırmış. Düşman etmiş. Hepimiz Türk'üz dedik. Hayır ben Kırgız'ım diyor. Türk değilim diyor. İmam söylüyor bunu hem. Ya hepimiz Türk'üz dedik. Türk boyları bunlar. Hayır diyor ben Türk değilim diyor. Kırgız'ım diyor. Öyle birbirlerini ayırmış Rus siyaseti. Ondan sonra da mesela bir şişe vodka Moskova'da 5 ruble, pardon 27 ruble, pardon ters söyledim. Bir şişe Moskova'da vodka 27 ruble gittiğimizde öğrendik. Azerbaycan'da 5 ruble bedava veriyor içsinler diye. Hepsi 7'de 70'de çoluk çocuk içiyorlar. Uyuşuk, hepsi uyuşuk. Alkolik adamın nesli de öyle olur. Benim çalıştığım üniversitede bir adam vardı, kuru rakı içiyordu. Sabah akşam hiç su içmiyordu. Oğlu aptaldı. Oğlu aptaldı gösterdi lise çağında oğlu. Ağzın suyu akıyor, dengesiz. Kafası sallanıyor, ayağı sallanıyor. Doktora söyledim, bundan dediler, rakıdan. Kendisi de sirozdan gitti hastanede. Öyle bir illet. Evet, o maalesef işte orada herkes sarhoş yapmışlar. Siz Türk değilsiniz, Kırgızsınız, Özbeksiniz filan diye birbirlerini koparmışlar sömürmek için. Evet, Müslümanın dostu Allah'tır. Düşmana güvenilmez. Düşmana güvenirsen işte böyle yapar. Ya sarhoş yapar, ya birbirine düşman eder. Evet, şarap haram. Evet, onu söyledik. İçki türü. Yani sarhoşlukta her şey küllü müskinin haram hadis. Sarhoşlukta her şey haram. Azı haram edenin çoğu da haram. Bu da hadis. Peygamberimiz böyle kurallar koymuş. Ben de size arz ediyorum. Peygamberimiz buyuruyor. El veylu. Gene veyl. Küllel veyl. Veyl üstüne veyl olsun, yuh olsun, yazıklar olsun. Cehennem irini onların olsun. Cehennem veyl vadisi onlara gir, oralara girsinler. Kim bu? Küllel veyl. Limen tereke iyalehu bi hayr. Çocuğuna mal bırakıyor veresesine. Evet. Hayır mal demektir. İnsanlar bütün hayrı malda görürler. Hakikaten paranın, malın açmayacağı kapı yok. Dünyada böyle. Ondan dolayı insanlar malı, parayı çok sever. Sevmeyen yoktur. Öyle yaratmış Allah. Fakat Allah'ın durdu diye de durmak lazım. Haramdan kazanmamak lazım. Bir zekatını vermek lazım. Sadakasını vermek lazım. İşte bu sevgiden dolayı sınırda duramazsan imtihanı kaybediyorsun. Öbür tarafta cezasını çekeceksin. İmtihan dünyası bu. İmtihan için geldik. Evet, mal bırakmış. Bırakmış. Evet, bu hayır insan ve innehu li hubbil hayri leşedid. Evet, Kur'an-ı Kerim'de in terke hayrenil vasiyye. Malı olan vasiyet yapacak. Ben ölünce evet. İşte malımın üçte birinde yetkisi var öldükten sonra. Şimdiye kadar şunu şunu yapamadım. Şuraya şunu yapın, buraya bunun diye vasiyet etmesi lazım. 3 günden fazla vasiyet etmemek suç. Vasiyet etmek vacip. Kur'an-ı Kerim'de var böyle. Evet, burada hayır bırakıyor dedi, mal bırakıyor. Evet, çünkü insanlar malı, parayı hayır kabul ederler. Evet. Ve kadime ala rabbihi bişer. Evet. Peygamberimiz
şu adama yazıklar olsun, yazıklar üstüne yazıklar olsun, veyl üstüne veyl, yuh olsun. Evet, veyl üstüne veyl olsun. Kim o? Çoluk çocuğunu mal biriktirdi, bıraktı. Ama Rabbına şerle gitti. Evet. Yani helal olmayan yerden kazandı. Kazandığı mal, çocuklara bıraktığı mal helal değil. Hesabını kim verecek? Kazanan verecek. Bir mal sahibi öldüğün mü mirasçılarına helaldir o. Fıkıh açısından caizdir, yiyebilirler. Hesabını ölen verecek. Ölen verecek. Ama babamız kabir azabı çekmesin diyeceklerse haramdan olan malları hemen elden çıkıp sadaka etmeler lazım. Aksi halde kendileri yiyebilir. Cevaz vardır. Halka cevaz vardır. Fakat hesabını o verecek. Öyle diyor. Çoluk çocuğunu mal bıraktı. Haramdan mal bıraktı. Kazandığı malı bıraktı. Hayır diyorlar buna. Herkes babamızdan Allah razı olsun mal bıraktı bize falan. Doğrudur. Helalden bırakılan miras sadaka hükmündedir. Helalden olmak kaydıyla. Çok iyidir. Ama bu biriktirdi, haramdan kazandı, şer bıraktı. Vebali üstüne, sorumluluğu üstüne. Onun için şer oluyor. Helaldan kazanmak lazım. Alnını terleyerek, hak ederek, yalanla dolanla. Şimdi yemin bahsi gelecek. O yalan yeri yeminlerle falan. Evet, şimdi pazara ben şimdi çıkmıyorum da gençken çıkıyorduk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazara kendi çıkıyormuş. Filesini de kendi taşıyormuş. Kimseye yük olmuyor peygamberimiz. File dediği açıkta olmayacak tabii. Çünkü açık varsa senin aldığın malı öteki alamaz, göz hakkı olur. Kapalı yere koyacaksın aldığını. Ya da ona da vereceksin. Göz hakkı. Bu reklamcılık hiç iyi değil. Adam yudunuyor, alamıyor, parası yok. O yönden çok yanlış şeyler yapılıyor şimdi. Pazardan gelirken de fileler içindeki gözüküyor. Hayır, peygamberimiz torbayla gidiyordu. Kendisi taşıyordu. Pazarda dolaşıyordu. Hangisi ucuz, hangi iyi mal? Buna dair mesela buğdaycıya gitmiş. Peygamberimiz bu gözlükten değil, peygamber gözlüğü var, biliyor. Elini bir sokmuş buğday çecinin yığının içine, yaş çıkmış. Grubu de üstüne şey etmiş herif, altı yaş. Kandırıyor yani. Gelen müşteriyi. Şimdi ben de görmüştüm. Fasulye getirmiş bahçesinden. Bir fasulye şuraya koymuş, bir fasulye buraya. Şimdi bazı adamlar vardır böyle memur. Pahalı oldu mu iyidir. Kafada bu vardır yani. Pahalıdır, vardır hikmeti. Ucuzdur, vardır illeti derler. Ama İşte bundan yararlanıyor bu sözden. Aynı fasulyeyi ikiye ayırmış. Bu kaç? Bu 5 lira. Bu 2 lira. Ya aynı, yok yok aynı değil, bu daha kaliteli. Halbuki aynı. Yalan söylüyor. Evet. Evet, yalan söylüyor. Bu gibi haram. Haram söylüyor. Niye söyleyecek? Kalitesi şu. Fiyatı şu. Evet. Maalesef bunlar çok oluyor. Evet. Onu arz etmek istiyorum. Bunlara aldanmamalı, mal bırakmak evlada, mirasçılara sadaka ancak helallerini almak kaydıyla. Vebalini sen çekersin, bir beyaz gömlekle eli açık götürüyorlar. Değil mi? Kabriyoli götürüyorlar. Hiç malıyla giden var mı? Gördünüz mü hiç? Firavun gitmiş. Evet, mezarına gittim ben. Bütün altınlarını falan hepsini yanında götürmüş. Ve de işte bu piramit denilen kabir yaptırmış, 147 metre. Bir tane taş benden uzun. Koda koca taşları nasıl koydurduysa. Bir tek kapısı var. Yapan adamı da adamlarını söylemiş, öldürtmüş ki hazinesiyle beraber kalacak. Fakat daha bir hafta geçmeden hemen soymuşlar. Şimdi o kapıyı da bulmuşlar, biz de gittik, gördük. Lanet yağıyor. Bunaldım ben. Allah'a yalvardım canım burada alma diye. Çünkü Allah'la yarışmış, tanrılık iddia etmiş. Zalim bir herif. Kur'an'da geçiyor.
lanet yağıyor kıyamete kadar. Evet, şimdi yani mal bırakacaksınız, helalden bırakacaksınız, sadakadır, iyidir. Hayatınızda hayır yapacaksınız, öldükten sonra vasiyet ederseniz üçte birinde dinen hakkınız var. Bıraktığınız malın, servetin üçte birini hayra, vasiyete şuraya verin, şuraya diyebilirsiniz. Üçte ikisini mirasçılar bölüşürler. Evet efendim, bu okuduğum hadis-i şerifi Abdullah bin Ömer'den naklettiler, arz ettik. Şimdi söyleyeceğim şu, hep içiyorlardı. Bu emir gelince, yasak emri, bütün fıçıları boşaltmışlar. Sahabilik bu demek. Yıllarca şaraba alışmış insanlar, içkiye insanlar. Allah yasak edince yıllanmış şarap falan dememişler. Sokaklara dökmüşler. Medine sokakları sel olmuş şaraptan. O kadar şarapçı Araplar. Akmış. Bu Ömer de içiyordu. O zaman kendi istedi. Bu iyi bir şey değil ya Resulallah. Ayet nazil oldu. Derhal bırakın deyince dökmüşler, sokaklar şarap atmış. Sahabilik bu. Ben bunu yıllarca, şimdi adama diyoruz ki arkadaş, sigara haram. Zehir ya, görüyorsun. Sıkıyor televizyonda, böyle katran akıyor. Yalan değil, doğru. Zehir bu. Zehir içmek haram dinde. Göreceğin şey bu. Bırakamıyorum diyor. Sahabilik bakın, yıllardan beri içkide alışkanlık yaptırıyor biliyorsun, ayyaş oluyor herif. Bu emir gelince sokağa döküvermişler. Abdullah Mübar diyor ki, vallahi bir ağacın gölgesinde şarap içildiğini bilsem, kıyamete kadar onun gölgesinde oturmam. Allah'ın yasak emrinden sonra sahabi bu demek. Allah'ın yasağından böyle uzaklaşıyorlar. Allah'ın dediğini derhal yapıyorlar. Peygamber ne yaparsa derhal yapıyorlar. Bir keresinde namaz kılıyormuş Peygamberimiz. Mesti varmış ayağında. Mesti çıkmış. Takıldı herhalde bir yere. Mestini çıkınca Hazreti Ebu Bekir ayağındaki mesti çıkarmış. Peygamber çıkardı diye. Onun yanındaki çıkarmış. Onu görenler, herkes mesleğini çıkarmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Önden gördüğü gibi arkadan da görüyor. Ne oluyor demiş size. Sen demişler mesleğini çıkardın. Çıkarmadım ya, çıktı demiş. Evet. Abdest süresi, aldığınız abdest bozulmadan mesleğini çıkarsa bozulmaz. Yani abdest süresi bittikten sonra mesleğin üstüne mesleği yapıyoruz. O zaman çıkarsa bozulur ama daha abdest aldınız, daha abdesti bozmadan mes çıksa bozulmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleymiş. Abdest bozulmamış, namazı bozmamış. Namaz bozulmaz. Konuşmak da yok. Ne oluyor size demiş ya. Sen demişler ayağından mesti çıkardın. Biz de çıkardık. Hay Allah demiş ya, ben çıkarmadım, çıktı. Sahabinin peygamber ne yaptıysa anında yapışı önemli. Bak bu Abdullah Ömer de o da içki içmiş filan. Bir ağacın dibinde içkisini bilsem diyor, kıyamete ağacın dibine oturmam. Allah'ın yasağından öyle uzaklaşıyorlar. Allah bize de böyle bir bilinç, şuur versin inşallah. Sigarayı bırakamam diyor. Evet, şoför getirdi beni televizyona. Emekli olmuş, şoförlük yapıyor. Kurallara da çok uyuyor. 91 yapmıyor. Hiç 90 kilometre. Tabii yaşlanınca refleksler de azalıyor. Azıcık da ondan ama kuralcı. Yüzü kırış kırış. Ben de dedim helal olsun sana. Emekliyim diye gidip kahvede şey oynamamışım. Kağıt oynamam. Dedikodu yapmayayım. Yapacağına gelmişsin, çalışıyorsun. Tebrik ederim seni dedim. Hakikaten sevdim adamı. O yaşına rağmen. O beni uyudu zannetti. Ben tespih çekiyorum halbuki. Yaktı sigarayı. Bir daha yaktı. İki defa sigara içti. Bir de oraya yazmış. Lütfen sigara içmeyin. Bütün kredin sıfır ettin dedim. Gözümde güzel adamdın. Şimdi dedim sıfır adamsın. Hem de buraya yazmışsın ya dedim. Bu ne biçim ikili oynama. Bir yüzüne baktın mı sen? Benden de 10 yaş küçük. Yüzüne bir bak dedim. Bir de ben bakayım.
Kadir dedim istersen bir koşuya çıkalım. Hacca gidiyoruz şimdi. Ben de yürüyeceğim hocam. Gel lan. Şimdi ben koşuyorum. Sigara içenler yolda dökülüyor. Benim yanımda içmiyorlar da. Ben kovarım çünkü sigara içen olsa kovarım arkadaş. Yolda dökülüyorlar. Evet. Bakın sahabiye bakın. O ağacın altında da oturmam diyor. Derhal ayağını çıkarıyorsunuz. İşte Müslüman böyle olacak. Allah ne dediyse hemen yapacak. Neyi yasak gidiyor ondan kaçacak. Peygamber ne emretti hemen onu yapacak. Müminlik böyle olacak. Bizim onlar örnektir. Ben öldükten sonra sahabemi örnek alın diyor. Ashabi, kennecumi, yıldızlar gibidir. Böyleyse sigarayı da atacağız, içkiyi de atacağız, haramları atacağız, haramdan uzak kalacağız, güzel Müslüman olacağız. Evet, güzel peygamberimiz şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde. El yetime yüste'maru fi nefsiha el bâliga fin samatet fehuve iznuha ve in ebed felâ cevâze aleyhâ. Evet, bu da evlilikle ilgili. Evlenmek Allah'ın emri. Fenkihû, ey bekarlar evleniniz. Kur'an'da ayet bu. Mâ tâbe leküm minen nisâi. Erkekle evlenilmez. Erkek erkeğe evlenmez. Avrupa'da şimdi var. Ben dinin hükümlerini arz ediyorum. Erkek erkeğe evlenmek lanet sebebidir. Memleketin batmasına sebeptir. İtalya'ya gidin. Orada taşlaşmışlar öyle var. Gidin görebilirsiniz. Lüt kavmi yerin dibine battı. Hala göl çukurda dolmuyor. İbret alem için. Allah yerin dibine batırdı böyle adamları. Avrupa'da kanunlar var. Müslümanlar bunu asla yapamaz. Asla yapamaz. Memleket batar. Avrupa krizde. Amerika krizde. Kanunlar var. Caiz bunlar da. Krizde. Velet yok, çocuk yok. Hep 70-80'lik, 90'lık batıyorlar. Eğer batmamak istiyorsak Müslüman emirlerine uyacağız. Evleneceğiz. Evlenmek öyle diyor Allah. Nesil yetiştirmek için evleneceksiniz. Evet öyle, Kur'an'da öyle efendim. Çoluk çocuk nesil devam ettirmek için evleneceksiniz. Ben ki o evlilikten kaçan olursa işte hanım beslemek, çoluk çocuk beslemek zor bu devirde falan diye. Ey analar, babalar, veliler, amcalar, dayılar. Zorla evlendiriniz. Oğlunuzu, kızınızı. Fe'enkihu evlendiriniz demek. Çok ciddi evlenme. Çünkü aile toplumun çekirdeğidir. Aile sağlam olursa o millet yıkılmaz. Avrupa'nın yıkılma sebebi budur. Zina serbest. Homoseksüellik serbest. Aile kavramı laşka, batıyorlar, krizdeler. Amerika'da öyle, Avrupa'da öyle. Evet, Müslümanlığa sarılmaktan başka yol yok. Kesinlikle, zaten kanunen şu anda elhamdülillah homoseksüellik yasak. Ama maalesef şu manzaraları da gördük. Ben staj yaparken Erzurum Adliyesi'nde ağır cezada bir polis bir amcayı dövmüş. Dövmek yasak ya. O da şikayet etmiş. Ağır cezalık suç. Adam polisi falan gidecek. Ben de staj yapıyorum, dinliyorum. Ağır ceza hakimi, heyet orada. Niye dövdü seni falan işte anlattı. Mahalle şikayet etmiş. Terziymiş adam, 55 yaşında. O pis şeye alışıkmış. Kendini, affedersiniz, düzdürülmüş yani. Şikayet etmişler mahalle, elhamdülillah. Böyle insanımız var bizim. Bu bizim aramızda lanet sebebi. Lanetler uzaklaştırılıyor diyor Peygamberimiz. Deveye lanet etmiş bir binen adam kafilede. Allah belanı versin demiş, bu deveyi atın demiş. Bize lanetli aramızda zarar verir. O Erzurumlu komşuları da şikayet etmişler, bunu öğrenmişler. Polise çağırmış. Amca demiş, utan ya, yaşın kaç senin? İşte nasihat etmiş. Bir daha gelsen seni döverim demiş. Göndermiş, yaşına şey etmiş, nasihat etmiş.
Ondan sonra alışmış kudurmuştan beter yine yapmış bu işi. Yine şikayet etmişler. Getirmiş bir güzel dövmüş. Senin Allah'ın peygamberin yok mu demiş döverken. Anlattığını arz ediyor. Ben demiş senin Allah'ın da peygamberi benim ulan moruk demiş. Yine dövmüş. Beni öyle dövdü ki diyor kemiklerim kırdı diyor. Her tarafım kara çırık. Şikayet etmiş rapor almış filan. rapor yok. Şimdi elhamdülillah benim hakimim de Müslüman. Vatandaşım da Müslüman. Aradığında bunları barındırmayacağız. Bereketsiz sebebidir. Maaş 5000 liraya çıksa asgari ücret, bunlar varsa, rüşvet varsa kesinlikle yetmez. Bereketsizdir. Karı koca dırıltısı olur. Durmadan cinayet işleniyor. Karısını öldürdü, kocasını öldürdü. Sebebi bunlardır. Homoseksüellik olmayacak. Dinen söylüyorum ben. Dinen böyledir. O memlekette dirlik, düzenlik, huzur olmaz. Ailede huzur olmaz. Bereket olmaz. Bereket olmaz. Evet. Böyle işte dedi, amca dedi, şeyin var mı? Şahidin var mı? Şahidim yok dedi. Polis adam şahit mi bırakır? Amca delisiz karar veremem dedi. Gereği düşünüyor. Deli yetersinden polisin beraatına. Hakim de yani elhamdülillah Müslüman adam. Böyle şeyler bizim milletimizin ruhuna aykırı, inancına aykırı, özüne aykırı. Evet, yanlış şeyler. Evet, bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi erkek evlenemez. Oradan çıktı ya bu. Fenkihu ma taba lekum minen nisa. Ayetle konuşuyorum. Bu benim kanaatim değil. Kadınlardan erkek erkeğe evlenmek yok. Kadın kadın evlenmek de yok. Kur'an ayeti bu. Müslümansan böyle. Kadınlardan, helal olanlardan, hoşuna gidenle beğenmek hakkın var. Hatta peygamber bir sahabenin biri gelmiş demiş, beni evlendir ya Resulallah. Ha, nereden demiş? Medineli Ensar kızlarından biri. Olur mu demiş? Gördün mü hangisi? Önemli değil. Sen hangisi? Yok demiş. Gidip bak. Beğendiğini bana söyle. Çünkü evlendikten oyuncak değil. Şimdi buraya gelirken telefon açıyor. Evlenmiş, birbirlerini beğenmişler. Evet. Kafayı kızmış, 9 talakla boşadım seni demiş. Sormuşlar hocalara, işte şimdi hocalar çok ya. Ha bu bir sayılır demişler. Bir daha birleştirmişler. Bir daha kafası kızmış, bir daha 9 talakla. Ondan sonra bir daha kafası kızmış, kadına vermiş bu deva hakkı. Kadın da demiş 9 talakla boşadım seni demiş. Talakın tefvizi derler. Bu ne vardır? Şimdi bana diyor ki şimdi talebenin diyorum tamiri demediler. Hocam sen bir tamir ediver. Biz ayrılmak istemiyoruz. Bir başkan tamir edemedim. Ben nereden edeyim yahu dedim. Tam sen sopalıksın dedim. Şöyle tenha bir yerde gel de dedim. Ben seni güzel bir ıslatayım. Hem bana soruyorsun demek ki imanın var. Korkuyorum diyor zina yapmaktan diyor. Hem de ilk sözü 9 talakla boşan. Böyle oyuncak mı yahu evlilik? Beğene beğene alacaksın. Yuvayı devam ettirmek için fedakarlık yapacaksın. Öyle hemen ağzına gelince öyle şey olur mu? Karıyı çok boşayan da melundur. Durmadan bu sözler söyleyen de melundur. Lanet sebeplerim. Kitap yazdım ben konuda. Toplum çekirdeğidir. Böyle şey olur mu? Hemen ilk sözü hanımı da öyle, erkeği de öyle ya. Derdiniz ne boşamakla sizin? İnsanın bazen sıkıntısı olur, öfkesi olur. Hayat bu, inişli çıkışlı ama hem ilk sözü karı boşamak olur mu ya insanın? Tamir edilmiyor, bu oyuncak değil ki bu. Evet efendim, şimdi evlenmek Allah'ın emri. Beğenerek kız oğlanı ama böyle hadi gidin Uludağ'da otelde bir hafta kalın oğlan kız yo o flört bizde yok. Dinde yok. Bizim örfümüzde de yok, dinimizde de yok. O Fransa'da, flört zaten Fransızca. Evet. Orla da o. Bizde yok. Sokakta, düğünde, bayramda şurada burada görüyorsun. Ha ondan sonra ciddi gözün alırsa, kalbin ısınırsa daha yakından tanıracaksın. Düşüncelerini, efendim konuşmasını, sülale araştıracaksın. Söz kesme var. Söz kesme nikah değil. Bir adım daha ileri gitmek demek. Ondan sonra daha ciddi oldum. Nişan var, var, dinde var. Nikah değil.
ama kimse buna talip olmasın anlamında nişan takıyorlar. Daha da ciddi yakınlaşıyorlar. Tanıyacaksın birbirini. Ondan sonra nikah kıyıldı. Dönüş yok arkadaş. Öyle kafa kızdıkça attım seni. Öyle şey mi? Şey mi bu? Şeytanın en büyük işi, şeytan bizim açık düşmanımız. İnnehu lekum adu mübin. Yuva yıkmak arkadaşlar. Kim yuva yıkarsa kadın erkek şeytanlık yapmış olur. En büyük vebal. Haksız yere yuva yıkmaktan arş-ı âlâ, vebalinden arş-ı âlâ yehtezzü lizâlikel arş. Allah'ın arşını silkindirir diyor, titretir. Vebalinden koca arş. O kadar ağır bir şey. Böyle kafa kızınca falan öyle şey olur mu? Müminsen, bana soruyorsun, müminsin belli ama oyuncak mı bu, hemen ilk 9 talakan bir talak da değil, 9 talak. Seni dedim tam dayak delisin sen, bir dövmek lazım. Evet, maalesef. Maalesef bizler bu gibi şeyleri bilmiyoruz. Şimdi kızın var, oğlun var. Kızına talip oldular. Erken evlendirmeyi tavsiye ediyor Peygamberimiz. İlk talipliği aksi bir durumda değilse hemen ona verin diyor Peygamberimiz. Çünkü ikinci, üçüncü derken profesyonel olur, işler karışır. Halbuki hayatta bir defa oğlan görmüş kız, dünyayı sadece oğlan gözüyle görür, hiç kavga etmezler. Ama 3-5 oğlan değiştirdikten sonra işler karışır, kıyas etmeye kalkar oğlanlar birbirleriyle. Kadın da öyle, oğlan da öyle. Onun için diyor, ilk taliplisi kötü değilse diyor, verin gitsin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kızı istediler, bu hadis onunla ilgili, onun için bunlara girdim. Yetim. Yani babası ölene yetim derler. Oğlana. Kıza yetime derler. Buluğa erdikten sonra yetim olmaz. Buluğa ermemiş. Baliğa olmamış. Baliğa olmamış. Erkeklerde hamamcı olmak. Buluğa ermenin alameti. Kızlarda adet görmek. Ondan sonra yetimlik kalkar. Ondan evvel çocukken yetim olunur. Babası ölene yetim denir. Anası ölene öksüz denir biliyorsunuz. Bizim Hanefi mezhebimizde böyle. Şimdi talip oldu. Bu yetim diye. Sen de yetime bakmak çok muazzam bir şey. Sen de bakmışsın, büyütmüşsün kızı. Yetime kızı. Efendimiz diyor ki, birisi istedi. Buna varacaksın demeyin diyor. Zorlamayın. Kızı zorlamayın. Ben bunu yetiştirdim, baktım, çektim. İyi yaptın da. Bir kere başa kalkmak çok kötü bir şey. Başa kalkmayacaksın. Allah için bunu yaptın sen. Bir insan yetiştirdin. Bir talip çıktığı zaman buna varacaksın kız demeyeceksin. Ya el yetimetu tüstemaru fi nefsiha. Kızım böyle bir talipliğin var. Ne dersin? Babalara konuşulmaz ya. Müslüman kızı öyle. Babacığım ben onu seveyim, aşığım mı diyecek canım. Müslüman kız hayalı edepli olur. Babasına konuşamaz, anasına söyleteceksin. Kıza söylettireceksin. Şimdi ben o oğlanı biliyorum, çok seviyorum mu diyecek ya, Müslüman kız elin oğluna ilgisi var canım. Diyor ki emretmeyin diyor, sorun diyor. Talipliğe, senin talipliğin var. Ne dersin? Deyin. Müslüman kız ben ona varacağım demez, utanır. Kıpkırmızı olur. Başını önü eğdiyse diyor, sükutuha iznüha. İzin veriyor demektir. Ama yüzü ekşirse ı-ı. Konuşmuyor ama yüzü ekşidi ı-ı diyor. Mesela böyle hem başını eğdi hem de gözünden yaş geldi. Seviyormuş demek ki. Bir de var hani üzüntüden, sıkıntıdan ağlama var. Sevinmekten ağlama var. O ağlama da çeşitli şekilde olur diyor. Ha işte böyle yetime kız olsa, küçük kızlar da olsa, sizin kızınız olsa kendisine sorun. Sorun, varacaksa varın, zorlamayın, zorlamayın. Tüstemaru fi nefsiha, kendisi hakkında sorulur, veli izin ister ondan, muhayyer bırakılır. Evet, fi insametet, susarsa eğer, iznüha, başını eğdi. İğrenç istemiyor olsaydı yüzünden anlaşılırdı. Edepli hayal olduğu için ben ona varacağım da diyemez. Başını eğdi. He demektir diyor.
Verin kızı gitsin. Verin kızı, izni demektir. Ve in ebet fela cevaze aleyha. Ya yüzü eksidi. Yüzünü kırıştırdı, bir şey demedi ama sakın zorlamayın diyor. Onu zorla evlendirmeyince cevaz yoktur. Ebu Hanife Hazretleri bunu almış. Evet, bunu almış. Bu delili almış. Onun için bir baba kızını zorla şu oğlana varacaksın diye zorlayamaz. Dövemez, sıkıştıramaz. Buna varmayacaksın da diyemez, varacaksın da diyemez. Oğlana da böyle diyemez, kıza da böyle diyemez. Ama kızı bırakırsan davulcuya varır derler Anadolu'da. Senin ailen şöyle, öteki bir davulcu mesela. Hani davulcular kötüdür demiyorum da yani bize öyle atasözü vardır yani. O zaman İslam dininde dövmek yok, azarlamak yok, buna varmayacaksın demek yok. Kadıya şikayet eder. Ben aileyim şuyum, kültürüm şu, mali durumum şu, tahsilim şu. Ama benim kız şöyle bir adama varıyor. Küfür, denklik yok hakim bey. İspat eder, hakim ayırır kızı. Baba zorlayamaz. İslam'da usul böyle. İslam'da usul böyle. Bunlar artık şeyde kaldı hocam diyeceksin sen. Şimdi kızlar artık, yok gene elhamdülillah. Öyle edebli hayalı kızlarımız çok. Evet, böyle zorlama yok Hanefi mezhebine göre. İmam Şafii zorlar diyor. Zorla evlendirir diyor. Babanın bu hakkı vardır diyor. Evet, küçük kızları babaları evlendirebilir. Buna dikkatinizi çekerim. Nikahta şaka olmaz. Selasun ciddünle ciddün ve hezlünle ciddün. Üç şeyin şakası da ciddisi de ciddidir. En nikah وَالطَّلَاقْ وَالْعِتَاقْ Peygamberin hadisidir. Meşhur hadistir. Şakacıktan ben seni aldım şurada mesela. Geçen gün filmde nikah giydirler. Tam dine göre. Ama ta tarihteki adam adını söyledi. Oradan paçayı kurtardı. Hakikaten o erkek artisti ben seni aldım dese, öteki de kız da, erkek, kadın kız da, artist kız da ben sana vardım dese nikah kıyılır şer onun arkadaş. Oyuncak değil bu. Rol mol yok nikahta. Ama Turgut Alp oğlu bilmem ne falan dedi, oradan paçayı kurtardı yani. O adam değil yani. Öteki de falan kızı dedi, oradan paçayı kurtardı. Yoksa şaka yoktur. Şimdi ne söylemek istiyorum? Bayramlarda müminler birbirini ziyaret eder. Her zaman ziyaret eder de, biraz da bayramlarda. Komşu gelmişsiniz, güzel geçiminiz, Müslüman aileler, samimi aileler. Müslüman böyle olur. Bayramda o küçücük kızları yıkamışlar. Zaten çocuklar güzeldir. Bir de güzel elbiseler giydirmişler, şeyler bağlamışlar. Oğlan da anası gitmiş. Komşunuzun oğlu dolaşıyor. Senin kızın da ortada. Oğlanın babası diyor ki ya kardeş, şu kızın çok güzelmiş, şu benim oğlanı versene ya. Senin gibi adamdan kız mı sakınılır? Verdim gitti. O da aldım gitti. Nikah kıyıldı gitti arkadaşlar. Din de böyle. Efendimiz öyle söylüyor, şakası yok diyor. Ya biz bunu lafla berekele diyor, hani muhabbet olsun. Öyle o yok diyor. Dinde nikah şakaya gelmez. Bir, karı boşamak da şakaya gelmez. Boşadım dediğin anda karı gider. Vaiz böyle dedi efendim, hanım boş ol dediği zaman karı boş ol, boş ol lan, karı boş ol. Dinde böyle arkadaşım, ya. İnanıyorsan Müslümanlıkta böyle. Gene resmi tefsir, Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle meclis kararı basılmış, hak dini Kur'an dili tefsirine bakın. Bununla bu verdiğim bilgiler orada aynen var. Aksini söyleyemez çünkü. Aynen var, şakası yoktur. Ziyaretlerde filan, böyle evlenme boşama konusunda şaka yapmayın, ağzınızı tutun. Kafa kızdığı zaman, öfkeliyi de söyledim, karı gider. Hatta tabancayı dayamış, şu kızı alacaksın lan. Aldım, o da vardım. 2-3 gün, nikah kıyılır diyor alimler. Peygamber böyle söylüyor, şakası ciddisi yoktur diyor. Ağızdan çıkana göre hüküm verilir. Hangi sebeple olursun, irade önemli değil diyor. Kanun böyle. Bugün hukukta da var şekli, aketler böyle.
Şeklen oldu mu tamamdır. Altında ne yatıyor bakılmaz. Hukukta böyle var. Nikah konusu böyledir. Boşama da böyledir. Aman şaka yapmayın. Öfkeli durumdayken de, sevinçli durumdayken de ağzınıza bu konularda hakim olun. Evet, bu konular böyle. Efendimiz işte böyle kız evlenirken sorulur diyor. Zorlanmaz diyor. Bu hadisi size bu maksatla Ebu Nesai, Tirmizi, Hakim Müstekin, İbn-i İbban, Ebu Hureyre radıyallahu anh'a, anh'tan naklemiş. Ebu Hureyre hiç evlenmemiş. Zina yapan bir adamın evlenmesi farzdır. Zina yapma şüphesi varsa vaciptir. Bomba gibi kız da oğlan da sağlamsa sünnet-i müekkededir. Ve evlenmek gece namazı dünyadan kıymetli olduğu halde gece namazından da kıymetlidir. Neslin devamı evlenmeye bağlanmıştır. Zina haramdır. Onun için evlenmek çok önemlidir İslam'da. Ve bu kurallara uyacaksınız ki güzellik olsun. Haram lokma yedirmeyeceksiniz. Çoluk çocuğunuz güzel olsun. Vatanperver olsun. İnsanları seven olsun. Üçkağıtçı olmasın. Helal lokma yiyeceksiniz. Bu kurallara uyacaksınız. Şimdi bütün şeyler tüketmiş. Çok korkuyorum zina ettiniz diyor. Hala yaşıyor. Zina ediyor zaten, nikah yok ki. Şimdi bundan olan çocuk üçkağıtçı olur tabii, tinerci olur tabii. Polisi uğraştırır arkadaş. Gavurlarla zaten toptan kaybetmiş. Hem müminim diyor hem de böyle yapıyorsa iş çok kötü. Ben onları size arz etmek istiyorum. Cenab-ı Hak bizi şu uğurlu Müslüman eylesin. Kur'an'ın emirlerine tıpatıp uyan, güzel peygamberimizin sünnetlerini hayatını rehber eden güzel insanlardan eylesin. Evet, pazartesiyi çarşambaya bağlayan gece bir berat kandili, kandiliniz mübarek olsun. Şimdi Efendimiz böyle mübarek geceler duaların kabul edildiği, amellerin berat gece arz ediliyor. Bir yıllık öleceğiz mi kalacağız mı, doğacak çocuk var mı, ölecek çocuk var mı, iflas mı edecek, zengin mi olacak? Hepsi o gün ayırt ediliyor. Ben diyor amellerimin diyor Allah'a arz edilirken oruçlu olmak isterim. İbadetli olmak isterim. Zaten pazartesi günü oruç tutuyordu, pazartesi perşembeleri. Karşılarsanız iyi olur, mecbur değil. Çoluk çocuğunuz camiye dolunuz. Camilerde topluca tövbe istiğfar edilir. Topluca yapılan dualarda bir tane adam tertemiz, güzel bir insansa hepsinin duası onun sayesinde kabul olur. Topluca dua etmenin bu avantajları vardır. Berat kandilini camileri doldurun. Camileri doldurunca, saf saf dizilince bu işte o homoseksüel, rüşvetçi, Allah'ın melun dediği, Resulullah melun dedi, kimselerin topluluktan dolayı topluma gelecek zararları Allah bu camiyi dolduran müminlerin sebebiyle kaldırır diyor Peygamberimiz. Zararları def eder diyor. Onun için camiyi doldurun. Dualar edin. Allah'ım eğer beni saitler, mutlular, cennetlikler defterinde yazdıysan sabit kılır. Bu yazıyı silme ya Rab. Eğer beni eşkıya defterinde yazmışsan benim yazımı sil, saitlerden, mutlulardan kıl. Çünkü Allah yemhullah ma yeşe ve yusbit. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. Berat kanlı edilecek dua bu. Beni mutlular defterindeyse sabit kıldı. Eğer eşkıya defterine yazdıysan sil onu ya Rabbi. Mutlular defterine yaz. Bunu dua edeceğiz. Allah bizi mutlu, mesut, suadadan eylesin inşallah. Akıbetimizde hayır eylesin. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Üçer salavat-ı şerife.
Birer elem neşrah leke besmele ile beraber. Bismillah. 13'er İhlas-ı Şerif besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleykel kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil. Min qablu huden linnasi ve enzelel furkan. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ ذُو انْتِقَامٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ La ilahe illa huvel azizul hakim. Sadakallahul azim. Subhan rabbiyal ali ila al vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi rızana muvafık olarak kabul eyle. Okuduğumuz süver-i celileyi, ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, ehl-i beyt, ehl-i ashab-ı etbaları, bir cümle ahirete itaat müminat, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad-ı Gümüşhanevi ve üstazları, bizleri yetiştiren üstazlarımız, bu şuracık toplan bizlerin ahirete göçmüşlerimiz, bu camiyi yaptıranlar, bugüne kadar gelmesine emeği geçenler, bu aziz vatanın bize hediye için canlarını bezleden, sıkıntıya giren şüheda-ı kuzat, hayır eserler diken ashab-ı hayrat, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminler, tüm geçmişlerimizin ervahını bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Allah'ım, Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i hakkımızdan müyemmen mübarek eyle. Bize iman İslam'da olarak nice berat gecelerini idrak etmeyi nasip eyle. Ramazan-ı Şerif'te de güzelce Ramazan geçip günahlarından kurtulmayı bize nasip eyle. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalından bol eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı, yanlışı, haramı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. İçi dışına, özü sözüne, kavli fiiline uygun, dürüst Müslüman olmayı bize nasip eyle. Bizi kendine layık kul eyle. Habibi Edib-i Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Bizi sevdiklerinden eyle. Bir an bile nefsi emmarimize esir eyleme. Ya Rab, ya İlahel Alemin, bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şerlerden, belalardan, şeytanın şerrinden, büyücülerin, hasetçilerin, fitnecilerin şerrinden muhafaza eyle. Kendilerine, ailesine, milletine, Müslümanlara, insanlığa hayırlı evlatlar, insanlar olmalı nasip eyle.
güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'in arasına fitne sokmak isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara fırsat verme ya Rab. Hilelerini ayaklarına dolaştır, kendilerine döndür ya Rab. Katı kalplerimizi Müslümanlar arasında, bizler konusunda sevgi ihsan eyle, katı kalplerimizi yumuşat ya Rab. Kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde manfurin cümlesine dahil eyle ya Rab. Subhanakallahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.